İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her geçen gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar. Ama kendileri dahi bunlara inanmıyorlar. Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor. Beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura edilebiliyor. Biz Saadet Partisi olarak her zaman insanımızın, ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. İktidardaki arkadaşlar ise dertlere derman olmak yerine dertlerden besleniyorlar. Onları bilerek büyütüyor ve derinleştiriyorlar. Her geçen gün sayıları artan mazlumlar, mağdurlar ve mahzunlar ordusu iktidarın tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışlıkları gösteriyor. Bütün bunlar ehliyet ve liyakatin esas alınmadığı bir yönetim anlayışının maalesef doğal sonucudur. Çetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset, mafya ve medya üçgeninin oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta olanlar ise milletin geçim derdini unutmuş durumdadırlar. Yönetme kabiliyetini yitirenler, iyi gün, kötü gün demeden vergi toplayanlar, esnafımızı ve topyekün insanımızı zor günlerinde maalesef yalnız bıraktılar. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyi külfet görenler, kendi itibarları uğruna milletimizin emeklerini israf ettiler. Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler ve maalesef inatla görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular. İnsanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar. Bankalara köle yaptılar, faiz lobisinin ekmeğine yağ sürdüler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın duygularını sömürdüler. Vatandaşımızın zor günlerinde kendilerine sırt çevirdiler. Bugün ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de siftah yapmadan dükkan kapatan, pandemiden dolayı israf eden yüzlerce esnafımız var. Bu caddelerde, bu sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce genç kardeşimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek, kira ve faturalar nasıl ödenecek diye kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyen on binlerce insanımız var. Maalesef geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar edenler var. Yarınlara umutla bakması gerekirken geleceğe kaygıyla bakan gencecik kardeşlerimiz var. En büyük hayali sorulduğunda babamın iş bulması ve borçlarımızı ödeyebilmesi cevabını veren yavrularımız var. İktidar yanlış yapıyor. Daha da kötüsü bu yanlışlıkları bilerek, isteyerek ve hatta inadına yapıyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı'nın ifade ettiği "aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin" sözlerinden hicap duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. İnsanımızı aç ve yoksul bırakanlar kendileri değil mi? Bizler Saadet Partisi olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanımızı dinlemek, sesine ses olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte geçim ittifakı kurmak istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü haline bakıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza geçim ittifakında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere artık kaynamaz hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar umursamasa da, görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere aç değil, dert pişirmeye başlamıştır.
İnsanımızın çarşı pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere artık dolmaz hale gelmiştir. Şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallemizdeki birçok hanenin ocağındaki bu tencere artık patates soğanı dahi bulamaz hale gelmiştir. Geçim İttifakı acil eylem planımız çerçevesinde hazırladığımız çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli, özellikle gıda enflasyonunu önlemek öncelikli hedef haline getirilmelidir. 2. Açlık sınırının dahi altına düşen asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır. 3. Yeni istihdamlar, vergi indirimleri ve hibelerle desteklenmelidir. 4. Girişimcilere yönelik finansman olanakları genişletilmeli, katılım yapıları oluşturulmalıdır. 5. Esnafımıza acilen sicil affı getirilmeli, yeni ve bembeyaz bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır. 7. Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli, yerli malı ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir. 8. Bankaların post cihazı komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışındaki gecikmeler kaldırılmalıdır. 9. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır. 10. Esnaf ve sanatkarlarımızın küçük ölçekli işlemlerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıklarının giderilmesi için ivedilikle bir fon kurulmalıdır. İnsanımızın, esnafımızın, asgari ücretli çalışanlarımızın hızlı bir şekilde toparlanması ve bir nebze de olsa rahat nefes alabilmesi için hayata geçirilmesi gereken adımlar bunlardır. İnanın bunlar zor değil. Yeter ki vatandaş odaklı politikalar üretilsin. Yeter ki İnsanımızın derdini, geçimini önceleyen kadrolar iş başında olsun. Herkesi bunları düşünmeye, bu sese kulak vermeye ve bu çağrımıza ortak olmaya, milletin derdiyle dertlenen kadroları yetkilendirmeye davet ediyoruz.